Arkadaşlar merhaba. Endemin ikizkenar eşkenar üçgen bölümünün dördüncü testiyle karşınızdaydı. İlk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuza ABC üçgenini vermiş. Diyor ki C noktası A noktası etrafında pozitif yönde 20 derece döndürülüyor diyor. Pozitif yönde dediği için saat yönünün tersini alacağız arkadaşlar. 20 derece döndürülmüş. Yani şurada bir yere gelecek. Şöyle düşünürsek şöyle yay gibi çizecek. Şurada bir yere gelecek arkadaşlar. Şurası 20 derece olsun. Şurayı birleştirirsek şöyle, yani şu uzunluk şuna eşit olacak, tamam mı arkadaşlar? Bir de 10 85, şurası da kaç derece olacak yine arkadaşlar? 85 derece olur. Şimdi buraya geldi C noktası, buna şey diyormuş, D noktası elde ediliyor diyor. Burası D'ymiş. B noktası A noktası etrafında saat yönünde 30 derece döndürülüyor. Bu da 30 derece döndürülüyor, şöyle getiriliyor. Bu da şurada bir yere gelsin. Tamam arkadaşlar. Şöyle birleştirelim. Yine burası 4 ise burası da 4. Çok güzel çizemedim ama anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şurası da 4 birim. Burası da 4 birim. Zaten 85-85 ikiz kenarı. Şurada 4'tü. Burası da E noktası oluyormuş arkadaşlar. İkisini birleştirdiğimizde bu uzaklığı soruyor. Şimdi bakın şu 20 derece döndürülmüştü. O zaman şurası 20 derece. Bu 30 derece döndürülmüştü. O zaman burası 30 derece. 30, 10 daha, 40, 20 daha. 60. Burası 60 derece ve ikizkenar üçgense aslında eşkenar üçgendir. Buralarda 60'a 60 çıkar. Şu DE uzunluğu da yine 4, 4, 4 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. ABC üçgeninde ACB, şuraya alfa dersek ABC 2 alfa olmuş arkadaşlar. Bunu vermiş soruda. Doğru mu? Şöyle yapalım. Diyor ki 3 birim 8 birim AH kaçtır? Hemen şöyle yapalım arkadaşlar, bakın. Şuradan şöyle ben bir alfa kadar alayım. Şurası alfa olsun. Alfa alfa, burası ne yaptı? 2 alfa yaptı. Şu uzunlukta şu uzunluk birbirine eşit. Burada şurayla eşit. Burası 3 ise bakın ikizkenar üçgen olduğu için şu üçgen. Buradan dik çektiğimizde 2 eş parça yer, burası 3 kalır. 8'in 3'ü buradaysa buraya 5 kalır. Burası da 5 olur. 5 3 kırmızı kaç olur arkadaşlar? 4. Zaten bize de AH soruyordu. 4 birmiş arkadaşlar. Evet. 2 tane eşkenar üçgen vermiş. Burada önemli olan şu arkadaşlar. FE diktir BC diyor. Demek ki biz burayı devam ettirdiğimizde şuraya 90 derece olarak gelecekmiş. Bu onu söylüyor. Burası 90. Burası 60 derece. Şurası kaç olacak? 30 derece olacak. Diyor ki evet 8 köşe vermiş. FH 2 demiş. Değil mi? Şurası 2. HE 2 birim demiş. Şurası 8 kök 3. Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle bir şey yapalım. Şuradan tam şöyle birleştirirsek 2 2 olduğu için burası kaç? 90. Demek ki şunlar birbirine paralel. Doğru mu arkadaşlar? Bunlar birbirine paralel. Nereyi vermiş başka bize? FE dik BC'dir demiş. Tamam, bunu zaten yaptık. Şurası 2 birim, burası 2 birim. Doğru mu? Nereyi sormuş bize? BF uzunluğu sormuş. Yani biz şu üçgende uzunlukları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. 8 kök 3. Şuranın tamamı 8 kök 3. Şimdi şurada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir bakalım. Şurası 30 derece ya 90. Şurada 30 olur. Doğru mu? 90'ın karşısı 2 ise şu 30'un karşısı kaç olur arkadaşlar? Şurası 1 olur. Şurası da kök 3 birim gelmiş olur. Yani şurası kaç birimmiş arkadaşlar? Kök 3. Şimdi burası kök 3 birimse, doğru mu arkadaşlar? Burada 90. Yine şurası 30 derece. 30'un karşısı kök 3 ise şurası, doğru mu arkadaşlar? 90'ın karşısı ne olacaktır arkadaşlar? 2 kök 3. Yani burası da kaçmış? 2 kök 3'müş. Şimdi burası 2 kök 3 ise arkadaşlar bakın. Şurası 2 kök 3. Burası kaç kök 3 arkadaşlar? 8 kök 3. O zaman 1'e 4 bir benzerlik var burada. Doğru mu arkadaşlar? Aynı zamanda ben şuradan devam ettirirsem. Hani şurayı bulmuştum ya. Şurası 2 kök 3. 90'ın karşısı 2 kök 3. 30'un karşısı kök 3. 60'ın karşısı ne olacak arkadaşlar? Şurası 3 olacak. Tekrar 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı, yani şu uzunluk kök 3 olacak. 90'ın karşısı kaç olacak arkadaşlar? 2 kök 3 olacak. Şimdi buranın tamamı da 8 kök 3 olmalı. 2 kök 3'ü buradaysa buraya ne kalacak arkadaşlar? 6 kök 3. Şuradan bir dik çektik. Tamam mı? 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 3 kök 3 kalacak. Şimdi burada arkadaşlar şurası şurada oluşan şekilde şunlar paralel olduğu için şurada oluşan üçgenle burada oluşan üçgenler eş üçgenler olacak. Yani şuranın da kaç olması gerekecek arkadaşlar? 6 kök 3. Burası 6 kök 3 ise 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yine 3 kök 3. 8'in 8 kök 3.
Burası 3 kök 3'te şuraya ne kalmış oldu yani arkadaşlar? 5 kök 3 kalmış oldu. Doğru mu? Burası 5 kök 3. Burası lazım bana. Zaten şuradan 30'un karşısı 3 kök 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 çarpı kök 3'ten şurası 9 gelecek. Şu üçgene bakıyorum şimdi. 2 buradan 9 buradan 11. 11'in karesi bakın şu üçgen arkadaşlar. 11'in karesi artı 5 kök 3'ün karesi. Benden istenen uzaklığın karesi, uzunluğun karesi. BF'ye x dersem x'in karesi eşittir. 5 kök 3'ün karesi artı 11'in karesi gelecek. 121, 75 daha 196. X kare eşittir 196 ise x'imiz de 14 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Evet, şu şeklimize bakalım. Şekilde görülen renkli üçgenler orta kenarları boyunca kestikten sonra bir araya getirip yeni bir şekil yapılıyor. Çevre ABC ile çevre KLM nedir demiş. Şunları yerleştirelim. Şimdi bir kere şunlar birbirine. Şimdi 36, 72 ise burada 72 olmalı. Buraya ne kalacak? 36, 36, 72 burası. 72, 36, 72, 72. Şurası da 36 olacak. Şimdi bakın şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Şu da şuna eşit. Bu da buna eşit arkadaşlar. Doğru mu? Başka nerelerimiz var? Bakalım söyleyebileceğimiz. Şuraya A desem buraya B yazsam arkadaşlar. Şurası da B olur. Başka ne diyebiliriz? Burası B oldu. Şuralar B oldu. Doğru mu? Şurası A artı B kadar olacak. Şurası da A kadar. Buna göre bir yerleştirelim. Şimdi yeşil buraya yerleşmiş ya. Şurası B olursa burada B olur. Şu diğer yeşilin şu kenarları da B'ydi. O zaman burası da B oldu arkadaşlar. Doğru mu? Şu yeşilin tabanı A ise burası da A. O zaman burada A oldu. Pembenin kolları da yine A'ya A. Bakıyorum arkadaşlar. Şimdi çevre ABC demiş. Çevre ABC'ye baktığım zaman ikizkenar üçgendi zaten. Şuranın tamamında A artı B olması gerekiyordu. A artı B, A artı B, B daha ne geldi arkadaşlar? 3B artı 2A yazıyorum buraya. Çevre KLM'ye bakıyorum. 1, 2, 3B, 2A da buradan. Yine o da 3B artı 2A geldi. 3B artı 2A, 3B artı 2A'yı bölsek sonucu kaç olarak bulmuş oluruz arkadaşlar? 1 olarak bulmuş oluruz. Evet. Diyor ki aşağıdaki EH doğrusu AC doğru parçasının kenar orta dikmesidir. Yani şurası dik. Şunlar birbirine eşit. Hemen şurayı birleştirsek arkadaşlar. İkizkenar üçgen çıkacak değil mi açıya? Şurası alfa ise yani şununla şu eşit olacak. Burası da ne olacak? Alfa. Şu üçgende de ikizkenarlık var. Bakın hem dik olmuş hem kenar ortaya olmuş. O zaman şuraya çift çizgi koyabilirim. Alfa alfa. Şurası iki iç açı bir dış açıdan iki alfa. Bu da ikizkenardı. Burası da ne oldu arkadaşlar? İki alfa. Şimdi zaten 90 alfa 65 daha 180'di şu üçgende. O zaman alfamıza kaç kalacak arkadaşlar? 25 bize B, A, D'yi soruyor. Şu üçgende 2 alfamız var. 2 kere 25'ten kaç gelecek? 50. 50, 90. Şu açımız bizden istenen açıya da kaç kalmış olacak arkadaşlar? 40 derece kalmış olacak. Şekilde neyi sormuş bize? BD bölü EA nedir demiş. Açıortaylar var. Şuradan mesela biz dik alsak şöyle. Hatta bunu da devam ettirsek. Şurası 90 olsun. Burası 90 olsun. Mesela şu uzunluk şuna ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Neden? Çünkü açıortaydan çizilen dikler birbirine eşittir. Burada da şu üçgene bakarsanız hem açıortay hem dik olmuş. O zaman bu ikizkenar üçgen şu da onlara eşit. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bir bakalım. 36, 90 buraya kaç kalıyor? 54. O zaman burası 18, 18, 18 olacak. 18, 18, 36, 18, 90 buraya kaç gelecek? 72. 36 ise o zaman şurada 36 olmalı ki iki iç açının toplamı bir dış açıdan 72 gelsin. Şu uzunluğa A desek, bu uzunlukta A, bu uzunlukta A. Şurası 36, 36. Doğru mu arkadaşlar? Ne geldi buradan? Şurası da 2A geldi. İki kenar geldi. Bir de burada şöyle yapalım arkadaşlar. Şurayı birleştirirsem ters taraftan şu da ikizkenar. Neden? Hem dik hem kenar ortay olmuş. Şu arası da kaç derece yani? 36. Şimdi burası 36. 72, 36. Şuraya kaç kaldı arkadaşlar o zaman? 72. Şimdi şu üçgene bakın. 36, 72. O zaman burası da kaç olmalı? 72 derece olmalı. Şu da ikizkenar geldi. Buraya 2A bulmuştuk. O zaman burası da ne oldu? 2A. BD'yi 2A bulduk. EA'mız da zaten A kadardı. 2A bölü A'dan cevabımız 2 olarak gelir arkadaşlar. Şekildeki BCD üçgeni BD doğrusu boyunca katlandığında BDE üçgeni oluşuyor. Şimdi şunu katlıyoruz. Şuradaki açı korunmalı. 36, 72. Burası 72 ise şuranın tamamı 108. Demek ki şöyle bir açı olacak yani. Şurası da 72 olacak.
Zaten 72, 72 burası da 72 olacak. Dolayısıyla şu, şu ve şu birbirine eşit olacak arkadaşlar. AED, A katladığımız zaman şurası E'ymiş. AED, EBD üçgenlerin çevreleri toplamı 36 birim. Şimdi arkadaşlar 36, şimdi 72, 72 burası da 36. O zaman burası da 36. Değil mi? 36, 36. Şurası da 108. AED, şuraya A kadar desek. Şurası da A kadar, şurası da B kadar olsun arkadaşlar. Şurada ikizkenar, şuraya C desem, burası C olur, burası da C olur. Doğru mu arkadaşlar? Bu da ikizkenardı. Doğru mu? Burası BA artı C. O zaman şu uzunlukta B, şey pardon, A artı C eksi B olur. A artı C eksi B ile B'yi toplarsak A artı C gelir. AED üçgeni. AED ne oldu arkadaşlar bunun çevresi? A buradan, A buradan, B buradan. 2A artı B oldu. EBD, EBD. Oradan da ne geldi? 2C artı A. Artı 2C artı A gelmişti. 36 birim olduğuna göre AB uzunluğu nedir demiş. Şimdi şuraya baktığımızda şuradan başka ikizkenarlık geliyor mu? Bakın arkadaşlar şimdi bir de şurada bir şey durum var. Şimdi bize bunu vermiş. Burası kaçmış arkadaşlar? 36. Doğru mu? O zaman 3A artı B artı 2C eşittir kaçmış? 36. Şuradaki ikizkenarlığa bakarsanız burası B ise burada B olmalı. Çünkü 36'ya 36 gelmiş. Ben buraya C yazmışım. O zaman aynı baştan B eşittir C'ymiş aslında. Şurada B gördüğüm yere C yazarsam arkadaşlar. Öyle değil mi? Ne olur? 3A artı hem buradan C geldi. 2C de buradan geldi. 3C eşittir kaçmış? 36. 3 parantezine alırsam A artı C'miz kaç gelmiş olur? 12. Bana AB'yi soruyor. AB de zaten A artı C'ye eşit. Demek ki AB uzunluğu 12 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet. Soruya bakalım. Ne demiş burada? Şuradaki eşkenar üçgen şeklindeki üçgenler, eşkenar üçgenlerden oluşan bir toka varmış. Uzunlukları vermiş 2'ye 1. İşte bu noktaların hepsi kendi arasında doğrusu almış. AB uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar burası 1 birimse ben şurayı devam ettirdiğimde öyle mi? Şuralar 1, 1, 1. Şurası da 2 olmalı. Eşkenar üçgenin, büyük eşkenar üçgenin kenarı 2 olduğunda şuraya da 1 kalmış oluyor. Yani aslında benzerlik 1 bölü 2 şeklinde. Buradan şeye gitmemizi istiyor. A'dan P'ye şöyle getirdiğim zaman şurada eşkenar üçgen ya burası 60. O zaman şuraya kaç derece gelecek? 120. A'dan da B'ye birleştirirsem aslında şöyle bir üçgen var arkadaşlar. Bakın şöyle uzun. Şöyle ve şöyle. Şimdi şurası kaç derece? 120. Şuraya baktığım zaman şurası da 1 geleceği için burada kaç kalacak? 1 kalacak. Şurayı hesaplayayım arkadaşlar. 2, 3, 5, 1 daha 7. Burası da kaç olacak yani? Pardon. 2, 3, 5, 1 daha 6. Burası da 6 olacak. Doğru mu arkadaşlar? Bakın 2 birim, 3 birim, 1 ekledim. 2 daha eklersem 5, 1 daha eklersem 6. 6'ya 1. Bize şurayı soruyor arkadaşlar. Ne yapalım? Şurada şöyle. Şuraya tekrar çizeyim arkadaşlar. Şunu biraz şöyle yapayım. Şöyle daha rahat olması açısından. Şöyle bir üçgen yani. Şurası 6 birim. Burası 1 birim. Burası kaç derece? 120. Şuradan şöyle uzatırsak. Şuradan şöyle yaparsak. Arkadaşlar. Şurası kaç derece? 60. Burası kaç derece? 30. 90'ın karesi 6 ise 30'un karesi 3. 60'ın karesi 3 kök 3 gelir. X bize burayı soruyor. Ne diyeceğiz? X kare eşittir. 3 kök 3'ün karesinden 27 artı 4'ün karesinden 16. O zaman x kare eşittir 43'ten. X'imiz ne olarak bulunur arkadaşlar? Kök 43 olarak bulunmuş olur. Bir sonraki sorumuza geçelim. DE artı EF demiş. ABC ikizkenar üçgen açımızı yazalım. A dersek şuraya B dersek A artı B 90. A 90 burası da ne gelir? B. ABC ikizkenarsa burası açıortay olur. B olur. Şöyle Z çizer. Burası da ne gelir? B. Bakın burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Mesela şurayı birleştirsek 90 olarak iki eş parça ayrıldı değil mi? Şununla şu eşit. Yani buraya x kadar desek burası da x kadar olur. Şuraya da y kadar diyelim. Bakın burası x artı y ise şurası da x artı y kadar oldu. AH'ı vermiş. Yani x artı y'yi 7 vermiş arkadaşlar. DF artı EF diyor. DF kaç geldi? 2x artı y. EF'miz de y geldi. O zaman bize 2x artı 2y'yi soruyor. Biz zaten x artı y'nin 7 olduğunu biliyoruz. Bunu 2 ile çarparsak 14 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.
Son sorumuza gelelim. Bir ABC üçgeninde AB eşittir kök 2 AC 2 BC 1. Arkadaşlar bakın burada 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 1. 1'in karesi 1. 1 artı 2 ne yapar? Pardon, 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2. 1'in karesi 1. 2 artı 1 3. Bakın bundan küçük kalıyor. Yani bunun karesinden. Demek ki bunu gören açının geniş açı olması gerekiyor. Hani şöyle yaptığımız zaman şöyle bir üçgenmiş aslında yani. Şöyle çizdiğimizde yani şurası 2, şurası kök 2, şurası da kaç birimmiş arkadaşlar? 1 birimmiş. Şuradan bir açı oluşturuluyormuş. Şurası alfa, burası 2 alfa oluyormuş. Tamam mı arkadaşlar? Diyor ki şu açının ölçüsü nedir diyor. Şurası kaç derecedir diye soruyor bize. Arkadaşlar bu soruda belki başka bir çözüm vardır ama benim aklıma şöyle bir çözüm geldi. Ben bu soruyu şurada nasıl olsa sorular hepinizde var. Şurada da görebiliyorsunuz. Şuradaki boş alanda çözmek istiyorum. Burada çünkü biraz zor olacak. Diğer testin kısmını da çözmek istiyorum. Daha sonra silerim ben onu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şekil var karşımızda. Şöyle. Şöyle. Şurası da şöyle. Şimdi burası 2 birim. Burası kök 2 birim. Burası da 1 birim. Şuradan alıyor. Buraya alfa demiş. Şuraya da 2 alfa demiş. Şuradaki açıyı soruyor. Ben dedim ki şurayı uzatsak. Şuradan birleştirsek. Ne kadar uzattım biliyor musunuz? Şurası 1 olacak şekilde. Hani burası da 1. Yani şu uzunluk kenar ortay olacak. Şimdi burası A, B, D, C. Ben de şuraya E diyeyim. Bana ADC açısını soruyor. Burada ben kenar ortay teoreminden faydalanacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu AB kenar ortay. Kenar ortay teoremimiz vardı. 2 tane VA kare artı A kare bölü 2 eşittir B kare artı C kare. Ben bunu büyük üçgende uygulayacağım. Tabi burada E kare ve C kare olmuş olacak. 2 VA kare. Şimdi VA dediğim burada kök 2 oluyor. Hani 1'e 1 ayırdı ya. Kök 2'nin karesi 2. 2 kere 2'den ne geldi? 4. Artı A dediğimde 2 birim. 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2 eşittir. B kare dediğim mesela şu kenarın karesi yani 4 artı C dediğimde şurası. Buraya hani C yazarsam C kare. Buradan C kare eşittir. 2'den C ne olmuş olacak arkadaşlar? Kök 2. Demek ki buranın uzunluğu neymiş arkadaşlar? Kök 2 birimmiş. Peki şurada o zaman bir ikizkenar üçgen mi oluştu? Evet. İkizkenar üçgende şuradan şöyle dik çektiğimde. Doğru mu arkadaşlar? Şurası da açıortay olur. Yani mesela buraya ben beta yazarsam şuranın ne olması gerekir? Beta olması gerekir. Peki şurası 2, burası 2. Bu da ikizkenar üçgen değil mi? Şuradaki açıyı buraya da yazabilirim. Demek ki bu açımızda 2 beta artı 3 alfa mı olur? 3 alfa artı 2 beta. Şu üçgene bakın şimdi. Bu üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. 90'ı burada. Şunların toplamı 90 yapmalı. 3 alfa 2 beta beta daha. Yani 3 alfa artı 3 beta ne yapacak arkadaşlar? 90. Buradan alfa artı beta kaç gelmiş olacak? 30. Şu üçgene bakın şimdi. Alfa artı beta 30. 90 da burası 120. O zaman şuraya kaç derece kalmış olacak arkadaşlar? 60. Burası 60 ise diğer tarafa ne kadar kalmış olacak? 120. Zaten bize de bu açıyı soruyordu. Demek ki doğru cevabımız arkadaşlar 120 olarak bulunmuş olur. Piyasadaki en iyi kitaplardan en demin bir testin daha sizler için çözmeye çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.